merak etmeyin, teknik bir sunum değil bu. Aslında sadece bir tane soru üstüne bir sohbet gerçekleştirmek istiyorum. İsmim Emin Okutan, 2010 yılından beri Vibeka İnkübasyon Merkezi'nde çalışıyorum. Şu ana kadar 40 tane fikir aşamasında takımla çalıştım. Bu fikirlerden bazıları prototip oldu, bazıları prototip olamadı, bazıları prototip olup para kazanmaya başladı. Çok çok düşük bir yüzdeyle de yatırım alan takım gördüm. Bugün anlatacağım, yani burada herhangi bir uzmanlık söz konusu değil, sadece sohbet etmek istiyorum. Çünkü bu çok merak ettiğim bir konu. O yüzden çok teknik bir sunum olmayacak, çok da hızlı ilerleyeceğiz. Benim aslında sormak istediğim soru şu. App geliştirmek çok keyifli bir süreç. Uygulama geliştirmek çok keyifli bir süreç. Ama en son, en çok gelen sorulardan bir tanesi şu. Ben Android app geliştirerek kendime iş kurup geçinebilir miyim? Aslında bunu değiştirebilirsiniz. Mesela mobil oyun geliştirerek kendime bir iş kurabilir miyim? Bu niye bizim için önemli bir soru? Çünkü sonuçta uygulama geliştirmeyi seviyorsak ve bundan da geçinebilirsek o zaman diğer işlerimizi bırakıp sadece bu işe odaklanabiliriz. Benim gördüğüm profilde bu çok az var. Sizin tanıdığınız var mı sadece app geliştirerek? Sadece app üzerine bir şirket kuran tanıdığınız var mı? Bir tane var. Benim gördüğüm profil genelde şu şekilde oluyor. Ya işletmelerin siparişi üzerine app geliştiren firmalar var. Yani bu bir hizmet olarak app geliştirenler var. Ama sadece bir app geliştirip ondan gelir elde edip bunun üzerinden devam ettiren çok fazla yok. Bu soru benim kafama takıldı ve bunun üstünden bir sürü şey düşündüm. İstediğiniz noktada siz de aklınıza gelen bir şey olursa elinizi kaldırın, sizi de sohbete dahil etmek istiyorum. Yani soru bu. Bunun cevabını arıyorum. Şimdi hesaplayalım. Aslında app geliştirmek öyle çok ucuz bir iş değil. Şöyle bir hesap yapalım. Çoğumuz app geliştirirken gönüllü yapıyoruz. Sonuçta kendi ürünümüz. Bundan bir zevk alacağız. Ama genelde bu uygulamayı geliştiren insanlar aslında kalifiye. Yani şu demek. Eğer bir şirkete girse ve maaş almaya başlasa epey yüksek. Demek ki app geliştirmek için harcadığı vakit de değerli bir vakit. Çoğu takım bunu hesaplamıyor ama ben aklınızdan şöyle bir hesap yapmanızı istiyorum. Ben kendim bu hesabı yapıyorum. Diyelim biz bir fikri, bir uygulamayı geliştirmek istiyoruz Android için. Şimdi öncelikle bu takımda kaç kişi olacak? En kritik konulardan bir tanesi. Ben bazı takımlarla tanıştım, 3 kişi. Bazı takımlarla tanıştım, 7 kişi oluyorlar. Ama 7 kişilik takımlar genelde 3 ay sonra dağılıyor. Çok görmedim bu şekilde ilerleyebilen. 2-3 civarı oluyor. Şimdi diyelim ki 3 kişilik bir takımımız var. Bu kişilere hayali bir maaş söylememiz lazım. Ki o app'in değeri ortaya çıksın. 3 kişilik takımda her kişi ortalama diyelim ne kadar maaş alabilir? Sizce bir uygulama geliştiren bir kişinin aylık maaşı ne kadar olmalı? 2000-2500 Ankara'da, İstanbul'da yaşıyorsa kesin çok daha fazla olacak. 4000 belki. Evet. Ortalama 4000 diyelim. 4000 diyelim, değil mi? Tamam. Şimdi 4000 dedik. Tabii 3 kişi ise hani bu bir oyun uygulaması olarak düşünmüyorum. Çünkü oyun olursa işin içine bir illüstratör geliyor ki onun değeri var. Ses prodüksiyon masrafları var. Onları hiç hesaba katmıyorum. 4000 hadi 4000 de şey diyelim. 3 kişi dedik 12000. Bunu tabii şeye katmıyoruz. Vergilere katmıyoruz. Çünkü bu sadece bir hayali bir hesap. Ve bir sonraki soru da şu. Bu proje ne kadar sürecek? Şimdi bir uygulama geliştiriyorsunuz. Öğrenciler de boş vakitlerinde böyle şeyler yapmayı seviyorlar ama önemli bir vakit aslında. Ne kadar sürede yapmak lazım? Bazen geliyorlar diyorlar ki, ya aklımda bir fikir var, yaklaşık 3 senedir uğraşıyorum diyorlar. Yani bilmiyorum, 3 sene çok mantıklı değil. Yani ya da çok sürekli onunla uğraşmadığınızı gösteriyor. Bence bir uygulama için geliştirme süresi 3 ay ile 6 ay arası diye düşünüyorum. Sizce mantıklı bir rakam mı? Uygulamaya göre değişir ama asgari 3 6 ay, 9 ay
o şekilde ilerliyor. Tabii ortada şey faktörü de var. Yani yeni güncellemeler geliyor ve baştan değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Ama benim gördüğüm böyle bir uygulama geliştirme üzerine bir araya gelen takımlar 6 aydan sonra hayat planları değişiyor. Herkes başka şeyler yapmak istiyor. O yüzden 6 ayda diyebiliriz. 3 kişi 4.000, hatta 12.000 aylık. Bunu da 6 aydan çarparsak 72.000 lira. Bu hayali, yani ben sadece sizin değerinizi bulmaya çalışıyorum. Demek ki bu odadaki herkes çok değerli. 72.000 liralık bir uygulama yapıyorsunuz aslında. Kimse size maaş vermiyor ama o koyduğunuz vaktin bir değeri var. O değer de bu kadar. Bunu niye hesapladım? Şu yüzden hesapladım. Madem ben 72.000 liralık bir vakit harcadıysam, benim elde edeceğim gelirin de bir o kadar olması lazım minimum. Daha fazlasını elde edersen çok güzel. Demek ki çok anlamlı bir iş yapmışız. Ama onun altında elde ediyorsam demek ki ben ya bir deney yaptım. Ki bu da serbest. Deney iyi bir şeydir. Öğrenmek için çok iyi. Ya da hobi olarak yaptım. Hani görmek istedim nasıl bir şey ortaya çıktı. Ondan sonra bunu Google Play'e koyuyorsunuz. Ondan sonra şöyle bir gerçek var maalesef. Kullanıcıların bazıları sizi listede görüyorlar ve indiriyorlar uygulamayı. Bazıları da sizi bulamıyor çünkü sizi hiç duymamışlar. Bir de onları elde etmek için biraz da reklam parası koymanız gerekiyor. Onu da hesaplamak durumunda kalıyorsunuz. Onu da kullanıcı başına, yani toplam reklam bütçenizi alıyorsunuz. Ne kadar kullanıcı çektiyseniz kullanıcı başına reklam parasını buluyorsunuz. Yani kelle başı ne kadar ediyor bu kullanıcı? Söylenenler şu, eminim çok oturuma girdiniz, orada söylemişlerdir ama Türkiye'de çok ucuz aslında kelle başına reklam bütçesi. Ama işin kötü tarafı şu, kelle başına gelen gelir de çok düşük. Yani 72.000 liralık çıkarmanız gereken o değeri ek olarak bir de kullanıcıyı getirirken de kazanmanız gereken miktar var. Bu aslında bu jargonu bir kenara bırakırsak şunu gösteriyor. Çok fazla kişi çekmek gerekiyor. Uygulamaya ki harcadığınız vakte değilsin. Bir de tabii mümkünse uluslararası kullanıcılara ulaşmak gerekiyor ki maalesef şimdilik hala bazı bariyerler var burada. Ama ben şunu düşünüyorum. Özellikle paid apps ile ilgili bariyerler ortadan kalktıktan sonra çok güzel fırsatlar olacaktır ama şu an gördüğüm kadarıyla sadece reklamla ilgili bir gelir var. Bu aslında bir hesap. Bu hesabın şu an şu açıdan anlamlı olduğunu düşünüyorum. Harcadığınız vaktin bir değeri var. O değeri hesaplamak gerekiyor. Ve o değere göre de bir hedef koymak gerekiyor. Eğer uygulamayı bir iş olarak görüyorsanız. Şimdi öyle olunca aslında fikir geliştirmek önemli bir konu. Çoğu zaman aklımıza bir şey geliyor, hemen yapalım diyoruz ama 3 tane çok basit soru var. Birincisi, hakikaten böyle bir şey var mı? Yani böyle bir ihtiyaç, böyle bir uygulama gereği var mı? Komik bir örnek olarak şunu söyleyebilirim. Sinek kovar uygulamasını gördünüz mü, duydunuz mu? Telefonla sinek kaçırma uygulaması. Mesela bu bir ihtiyaç değil, bu dolandırıcılık. Gerçek değil aslında, böyle bir şey yok. Birinci şey bu, yani gerçekten böyle bir ihtiyaç var mı? İkincisi, böyle bir ihtiyaç var, bunun bir benzeri var mı? Aslında çok hızlı bir araştırmayla hemen çıkıyor 3-4 tane. Ve benim çıkardığım onlardan daha iyi olacak mı? İkinci önemli olan şu. Üçüncüsü de şu, hadi yaptım, hadi daha iyisi oldu. Hakikaten böyle bir pazar var mı? Böyle bir kullanıcı büyüklüğü var mı? Yani harcadığım vakit değecek mi? Üç tane çok basit soru aslında, çok da karmaşık bir şey yok. Ben İmeka'dan geliyorum, şirketi çok anlatmayacağım. Bittikten sonra konuşabiliriz. Bir inkübasyon merkezi, sadece gözlemlediklerimi size paylaşacağım. Girişimcilik gerçekleri demişiz. Hızlı bir şekilde, girişimci kimdir? Kendine kalıcı bir iş modeli arayan geçici bir organizasyon. Geçici. Yani kalıcı olana kadar geçici bir sürü farklı şey deneyip en sonunda kendine para kazandıran bir alan bulduktan sonra kalıcı olan bir organizasyon. Özellikle bizim alanımızda böyle. Tabii giderken başka sağda solda yarım kalmış etler, bitmemiş projeler, dağılan takımları da görüyorsunuz ister istemez. Bu benim ekibimin bir kısmı, kalabalığa aldanmayın, diğerleri ortak çalıştığımız arkadaşlar. Biz aslında ortada şöyle 4-5 kişi bizim şirketi oluşturuyor. Bu bir aile fotoğrafı. Bir sene sonra bunun %70'i değişiyor. Bayağı hareketli. Ama şunu söyleyebilirim.
Ben ortak olurken hayatta en çok anlaşamadığım alanla ortak oldum. Şurada görüyorsunuz, Barış Okulu. Benle hiç alakası yok. Üçüncü ortam da aynı şekilde kesinlikle anlaşamadığım birisiyle ortak oldum ve bundan çok memnunum. Yani takım kurarken siz de aynı özelliklere sahip olmayan birileriyle takım olmanızı tavsiye ederim. Ve özellikle aileden birisi olmazsa o daha iyi olur. Çok nadiren aileyle ilgili güzel takımlar ortaya çıkıyor. Güzel tarafı hiyerarşi olmaz. Az kişi olursunuz. Herkes ortaktır. Herkes maalesef aslında her işi yapar. Mesela bir uygulama çıkardıktan sonra şu an hala cep telefonundan mesaj atan bir kullanıcı var. Bir aslında soru yarışması yapmıştık. O da çok fanatik bir soru yarışması kullanıcısı. App'i kapatmak zorunda kaldı. Çünkü artık daha fazla soru besleyemedik. Bir önceki muhasebede eklemediğim bir şeyde içerik masrafı var. Artık daha fazla içerik masrafı yapamadığımız için app'i kapattık. Hala mesaj atıyor ne oluyor ne bitiyor diye. Çünkü müşteri hizmetleri yok. Yani benim cep telefonum var. Oradan sormaya devam ediyor. Her işi yine siz yapmak zorunda kalıyorsunuz. Şimdi ortak kurucu kim? Aslında biraz şöyle bir rol oluyor. Hem müşteri arıyorsunuz hem geliştiriyorsunuz. En ideal olan kısmı bu. Eğer geliştirme yeteneğiniz varsa bir de kullanıcıyla iletişim halindeyseniz, sohbet halindeyseniz çok güzel bir şey çıkartıyorsunuz. Bu da Columbus'u koymamın bir sebebi var. İlginç bir hikayesi var. Size destek olacak ve belki de sizi finanse edecek kişilerle ilgili. Christopher Columbus bu Hindistan'a açılmadan önce biliyorsunuz ki asıl amacı Hindistan'ı keşfetmek. Amerika'yı kazayla keşfediyor. Hindistan'ı keşfetmeden önce ilk önce Portekizlilere gidiyor. Portekizliler de o dönemde matematik konusunda ileri düzeyde gelişmiş, navigasyon alanında bir numara, bütün deniz seferleri konusunda uzman bir ekip. Ve diyorlar ki bu yaptığın hesap imkansız. Çünkü o birincisi ya o gemiye çok erzak yüklemen lazım ve gemi yavaş gidecek ya da gemiye erzak yüklemeyeceksin, hızlı gideceksin ama Hindistan'a ulaşamayacaksın eğer dünya yuvarlaksa diyor. Yani Portekizliler reddediyor, konunun uzmanı olanlar. İspanyollara gidiyor. İspanyollar hiçbir şekilde şeyden anlamıyorlar. Matematik konusunda zayıf, navigasyon konusunda zayıf. Anlatıyor fikri, diyor ki işte ben dünyanın yuvarlak olduğunu düşünüyorum ve Hindistan'a gideceğim. Çok güzel. Biz de zaten Portekizlileri sevmiyoruz. Sana altın verelim. Gidersen artık bir şekilde gidersin diyorlar ve aslında İspanyollar kazanan oluyor. Çok garip bir şeydir. Bazen uzmanlarla değil de olayı çok basit şekilde gördüğünüz kişilerden destek alabiliyorsunuz. Çok ilginç bir durumda. İlk başladığınız fikir, konsept zaman içerisinde kesinlikle değişiyor. Bunda yapacak bir şey yok. Korkmamak lazım, çok takılmamak lazım. Ama açıkçası hani gönlünüzde yoksa yapmak zorunda da değilsiniz. Yani her değişikliğe gelmek zorunda değilsiniz. Destek alabilirsiniz. Biliyorsunuz farklı kurumların destekleri var ama onların belge, bürokrasi işleriyle uğraşmaktan bazen istediğinizi yapamıyorsunuz. Yani ben oyun geliştirmek isteyip de işte interaktif kitap geliştirmeye devam eden bir sürü takım var. Mutsuz olabiliyorlar zamanla. Hak vermek lazım. Destek iyi ama nerede alacağına çok dikkat etmek lazım. Evet, bu çok berbat bir slide. Odaklanın, hemen geçiyorum. Evet. Bir de tabii şöyle şeyler oluyor. Takımlar ikinci, üçüncü aydan sonra üstünde baskı oluyor. Hani bir şeyler yapma baskısı oluyor. Çevreye de anlatamıyorsunuz. Çünkü insanlar görmedikleri şeyleri anlamıyorlar. Soruyorlar mesela ne yapıyorsun bütün gece bilgisayar başında? İşte uygulama geliştiriyorum. Nasıl bir şey diyorlar? Çıkmadığı için gösteremiyorsunuz. Ne yapıyorsun iki ay, üç ay böyle sabahtan akşama kadar? Ya eşiniz, ya kız arkadaşınız, erkek arkadaşınız kızabiliyor. Takımda gerginlikler çıkıyor. Dış etkenleri bence suçlamayın. Öz eleştiri yapın. Sorun nedir? Kendi içinizde nasıl çözebilirsiniz? Bu proje daha hızlı nasıl çıkabilir? O tip şeyleri tartışmak daha iyi olur. Yani gerginlik kesin olur. Ürün geliştirmeye başlarken kesin. Kaçınılmaz. Birbirinizi suçlamadan sadece kendi payınız neyse onu çözmek en iyisi. Fikirlerin çoğunluğu başarısız olur. Bu yani evet bu hakikaten insanı üzüyor. Bir sürü güzel takımın daldığını görmek zorunda kalıyorum. Ama bu kötü bir şey değil. Bu da bir tecrübe. Yeni bir projeyle devam edilebilir. Şimdi, eğer ki uygulamayı satamayacaksanız ve amacınız deney değilse başlamayın. Satabileceğiniz bir uygulama üstünde düşünün. Eğer bundan bir şeyler elde etmek istiyorsanız. Bu durumda reklam modeline çok bağlı olduğumuz için içerik önem kazanıyor.
hangi içeriklerle ortaklık yaparsanız sizin arayüzünüz daha başarılı olur. O da bir şey. Bazen şunu düşünmek lazım. Geliştiriciler her şeyi bir kere ürün çıktıktan sonra, uygulama çıktıktan sonra her şeyi yapmak zorunda değil. İçerik konusunda başarılı olan bir firmayla da ortaklık yapabilirsiniz. O açıdan ortaklıklara açık olmak lazım. Dışarı çıkın derken de aslında bu uygulamayı kullanacak kişiye sormak lazım. Ama o soruyu sormanın da çok bir usulü var. Gidip şunu yapmamak lazım. İşte bunu kullanır mısın? Çoğu insan ya evet ya kullanırım falan der. Sonra uygulama çıkar. Eş dost hiçbiri indirmemiştir falan. Bilmiyorum başınıza geldi mi? Ben e-mail atarım, review yazın falan ne düşünüyorsunuz diye. Bir bakıyorsunuz kimse indirmemiş oluyor. Size tam olarak söylemiyorlar. Uygulamayı kullanıp kullanmayacaklarını. Ama uygulamanın katacağı değeri sorarsanız. Yani mesela sabah seni uyandırmak için bir alarm, özel bir alarm ister misin? Ya da böyle bir ihtiyacın var mı dediğin zaman biraz daha dürüst olabiliyorlar. Kullanıcıya sormak lazım. Çok da zor değil. 4-5 tane kullanıcı bulup onlara ne ihtiyacı olduğunu sormak gerekiyor. Maalesef bir de böyle bir şey var. İlk başlayınca insan biraz da kütüphaneye hakimiyet olduğu zaman hemen İsviçre çakısı gibi o da olsun, bu da olsun, şunu da koyalım, bunu da koyalım diyorlar. Bir bakıyorsunuz hiçbirini kullanmamış oluyor. Yani mesele özellik eksik olduğu değil de yani ana özelliği tam olarak kullanamadığı için de uygulamayı kullanamamış olabilir. Bu faktöre dikkat etmek lazım. İhtiyacı feature'la tam denk getirebilmek lazım. Kolay bir iş değil. Çok kolay bir formül yok. Kısacası çok fazla özellik bindirmemek lazım uygulamaya. Eğer farklı özellikler olacaksa da farklı app'lerle yapma şansımız var. Yani hepsinin aynı app'te olması gerekmiyor. Ve geri bildirimleri çok aktif kullanmak lazım. Yani kullanıcı bir şeyden memnun değilse ve bir şeyi anlayamadıysa hemen yeni bir güncellemeyle eklemek lazım. Ve bu şekilde geliştirmek lazım. Ki hızlı çıksın takım. Şimdi bununla ilgili aslında kendi aramızda çok tartıştık ve aslında en iyi videonun bu olduğuna karar verdik. Bu pazarlama ile ilgili bulduğumuz en başarılı video. Şimdi gösteriyorum. Evet, susam sokağı ama bu hakikaten doğru.
Şöyle söyleyeyim, genelde müşteriye sormadan ürün geliştirenlerde tam bu örneğini söyleyebilirim. Satış elemanları için bir tane uygulama geliştiren bir takım vardı. Ve özellikle ilaç konusunda, ilaç mümessilleri için bunu geliştireceklerdi. Projeyi bu şekilde anlattı. O saydığı feature'lar gibi 3 tane işte bunu yaparsın, bunu yaparsın falan dedi. İşte dinleyen kişi de dedi ki, evet bunu pozisyon zaten yaptı. Nasıl yani falan dedi. Yaptı işte, şeye sattı, şu firmalara sattı dedi. Şimdi şeyde tabii takım da düşünüyor, ben bunu nasıl yani nasıl şimdi ne diyebilirsiniz ki? Sonuçta büyük firmalara satılmış, aynı uygulama yapılmış ve o anda haberiniz oluyor. Onlar da ne yapmak durumunda kaldılar? İşte o zaman farklı bir pazar açalım, ürünü geliştirelim, değiştirelim dediler. Ama bu çok oluyor. Eğer konuşmadıysanız ya da bir şekilde denk gelmediyseniz böyle anlatıyorsunuz, adam da dinliyor, Türkiye'de ayıptır, kesmiyorlar. Dinliyor, diyor ki çok güzel çünkü ben bu paketi aldım zaten diyor. Hatta kullanamıyorum bu paketi diyor. Bu şekilde kalıyorsunuz. Maalesef teknoloji jargonundan çok hoşlanmıyor. Hem kullanıcı hem de müşteri. Daha çok böyle ağrı kesici şeylerle uğraşıyorlar. Müşteri görüşmelerine gittiğiniz zaman ya da herhangi birisine fikrini sorduğunuz zaman şu tarz kelimeler önemli. Vaktim yok, çok zor, çok pahalı, uyumsuz mevcut kullandığım şey, erişemiyorum, kullanamıyorum, geride kalıyorum, yapamıyorum. Bu tarz şeyleri duyduğunuz zaman bunlar çok güzel feature çıkabilir diye düşünebilirsiniz. Yani benim bilgimle bunlara çözüm geliştirebilirim diye yapabilirsiniz. Bunlar genelde problemler. Bir de zevkle ilgili kısımlar var. Bu çok zevkli. Boyunun başından kalkamıyorum. Bu çok ilgimi çekiyor. Boş vaktimi bununla geçirmek isterim. Geçen bir arkadaşım böyle bir şey anlattı. Bunlar da daha çok keyif ve zevkle ilgili olan kısımlar. Aslında problem bir şekilde ihtiyaç doğuruyor. Yani vaktim yok diyorsa ona daha hızlı bir şey geliştirebilirsiniz. Çok zor diyorsa daha kolay bir şey yapabilirsiniz. Hatta bu çok önemli yani, daha basit olması. Çok pahalı diyorsa daha ucuzunu yapabilirsiniz. Daha uyumlu yapabilirsiniz. Daha kolay erişim sağlayabilirsiniz. Ya da rakibin gerisinde kalıyorsa ona avantaj sağlayabilirsiniz. Bunlar aslında hepsi bir şekilde feature'a dönebilecek şeyler. Aslında ağrı kesiciler para kazandırıyor. Yani net bu tarz şeylere insanlar para verebiliyorlar. Eğer onun problemini direkt çözebiliyorsa. Bunlar bazı projelerin zamanla nasıl değiştiğini gösteriyor. Mesela Twitter aslında bir çoğunuz biliyordur ama hızlı bir şekilde üstünden geçeyim. Aslında bir podcasting anons etme aracı. Yani SMS'le hangi müziği dinlediğinizi gösterme amaçlı kurulmuş. Şu an nerelere geldi çok şaşırtıcı. YouTube'u video işte çöp çatanlık için kullanmışlar. Flickr aslında bir World of Warcraft gibi bir MMORPG'deki oyun içi screenshotları koymak için yapmışlar. Bir fotoğraf tool haline gelmiş. Groupon çok ilginç aslında. Groupon bir sendika yazılımı. Yani yurt dışında sendikalar kendi kartları oluyormuş ve o kartlarla gidip sağda solda indirim alıyorlarmış. Ve onlar için geliştirilmiş bir yazılım. Zamanla bu şu anki haline gelmiş. Fab.com'da gördüğünüz gibi bir sosyal network şu an apayrı bir şey yapıyor. Siz bir takımla çalıştığınız zaman her ne kadar bir ihtiyaç belirleseniz de ona bir çözüm, feature geliştirseniz de bir de takım içi hemfikir olmak gerekiyor. Bu zaten klasiktir, hepiniz görmüşsünüzdür ama müşteri bir şey anlatıyor, proje lideri ayrı bir şey anlıyor, mühendis ayrı bir şey anlıyor. Hatta diyorlar ki, ben de buna çok şaşırıyorum, ya aynı masaya oturuyoruz. Nasıl herkes ayrı şeyle kalkıyor ben anlamıyorum diyorlar. Herkes kafasında apayrı bir şeyle çıkıyor. Bu şu demek, biliyorum birçok takım böyle Skype üstünden çalışıyor, uzaktan çalışıyor, GitHub üstünden çalışıyor. Uzaktan çalışmanın güzelliği var ama uzaktan çalışırsanız bu riskle karşı karşıya da kalabiliyorsunuz. Zaman zaman bir araya gelip çay içmek gerekiyor. O zaman anlıyorsunuz herkesin vizyonu nedir, ne değildir. Bu çok kritik aslında. Çok kritik. Basit ama anlamlı bir iş olması lazım. Kısacası. Peki, müşteri dinlemezsek ne olur? Gelelim ilk sunumun başındaki soruya. Android app geliştirerek kendime iş kurup geçinebilir miyim? De aslında soru. Ben bu faktörlere baktım, düşündüm ve kendimce şöyle bir çözüm geliştirdim.
aslında önemli olan buradaki kategorilerden bir tanesinde bir kral olmak. Kral olmak ne demek? Ki burada çok daha fazla var. Koyamadığım kategoriler de var. Bu kategorileri seçip onların arasında iyi bir uygulama çıkartıp ama ihtiyaca göre, yani o alanın ihtiyacını karşılayabilecek bir uygulama çıkartıp sonra o uygulamayı destekleyecek ve o kategoriyi daha da genişletecek bir takım kurmak lazım. Böylelikle bir app çıkardıktan sonra hemen onu destekleyecek bir app daha çıkarıp o kategoride yer sağlamak gerekiyor. Başka türlü istediğiniz download rakamlarına ve onun getireceği reklam gelirine ulaşmak zor. Mesela eğer alanınız eğitimse, eğitimle başlayıp eğitimle ilgili örnek bir uygulama çıkartıp sonra örnek uygulamadan sonra feedback alıp asıl yapacağınız uygulamayı çıkartıp ve asıl tam özellikle uygulamayı çıkardıktan sonra eğitim alanında app, yani mobil dünyaya girmek isteyen bir sürü şirket var. Onlarla iletişim kurun. Mümkünse app'i onlara satın. Bu şeyden çok daha, yani reklam modeli de güzel ama bu daha yakın, daha kısa bir yol. Mesela hava durumu diyelim ya da kitap diyelim. Kitap alanına girmek isteyen geleneksel kitapçılar, yayın evleri var. Sizin zaten geliştirme yeteneğiniz var. Onlar sizin yerinize pazarlamayı yaparlar. Siz uygulamayı, arayüzü geliştirin, onlara satın ya da onlarla ortak çalışın. Yine içerikle ilgili masraflarınız oluyor. İçeriği geliştirme konusunda masraf yapmak zorunda kalıyorsunuz. Zaten içerik geliştiren şirketler var. Onlarla anlaşın. Onların içeriklerini sizin kanalınız üzerinden, sizin vizyonunuzla beraber dağılmasını sağlayın. Bu tip ortaklıklar sizin ilk dönemki masraflarınızın azalmasına yardımcı olacaktır. Çok kolay değil, kabul ediyorum. Kolay değil, ikna etmesi kolay değil ama böyle bir ilgi var. Ve gidip bahsettiğim gibi müşteri görüşmesi de onları iyi anlayıp, ihtiyaçlarını iyi çözümleyip, app geliştirip onlarla beraber çalışmak bence bir app üzerine iyi miktarda para kazanmanın yöntemi gibi gözüküyor. En azından ben bu şekilde gördüm. Öyle, şimdilik benim girişimcilikle ilgili size anlatmak istediklerim bu kadar. Sorunuz varsa ya da eklemek istediğiniz bir şey varsa tartışmak isterim. Buyurun. Şöyle, şimdi ürün geliştirme süreci ile hizmet süreci biraz birbirinden farklı. Bir kere hizmet sürecine girdiğiniz zaman çok kolay çıkamıyorsunuz. Öyle bir riski var. Yani sizden sürekli yeni şeyler istiyorlar. Sürekli projeyi bitirmeye çalışıyorsunuz, tamamlamaya çalışıyorsunuz. Oradan arta kalan vakitle de ürün geliştirmek bazen zor olabiliyor. Önerim şu, eğer mümkünse onların ihtiyaçlarını iyi anlayıp onlara güzel bir ürün geliştirip onu sattıktan sonra o ürünü başka kişilere de satma yöntemi yapabilirsiniz. Mesela örnek veriyorum. Diyelim şirket franchise, bir sürü franchise var bünyesinde ve onların yönetimi konusunda bazı sıkıntıları var. Sağ elemanlarını yönetemiyor. Siz bir uygulama geliştiriyorsunuz, artık bunu yapabiliyor. Gittiniz, konuştunuz, problemi çok iyi anladınız, geliştirdiniz. Onlara sattınız. Ondan sonra eğer sözleşmeyle kendinizi çok bağlamazsanız gidip onu benzer başka firmalara da satabilirsiniz. Yani ilk yaptığınız hizmet oluyor, diğerleri de ürün oluyor. Yani hizmetten yaptığınız projeyi ürünleştirmiş oluyorsunuz. Bu güzel bir yöntem olabilir. Ama sürekli sipariş üstüne iş yapmak bence ayrı bir kol. O da yapılabilir. O tam hizmet işi. Yani onlar size söyleyecekler, ben bunu istiyorum diyecekler. Size mantıksız da gelse, anlamsız da gelse yapacaksınız. Onu alıp başka bir yere taşımanın zorlukları var. O biraz daha zor. Bence. Buyurun. Sizin yaptığınız seed, burada bir şirket var diyorsunuz. Seed Accelerator diyorlar. Evet, tanıştım. Buna benzer bir şey mi? Evet, evet. Biz de fikir aşamasında takımları alıyoruz. Prototip aşamasına kadar 6 ay boyunca bir ofis alanı var. Orada beraber çalışıyoruz. İşte beraber çalışmanın karşılığında eğer ki başarılı olursa ve şirket kurarsa %10 ortaklık alıyoruz. Evet, eğer şirketleşirse, şirketleşmezse şirketleşmemiş oluyor. Onların da benzer bir modeli var.
Evet. Ama şöyle bir şey de var diyorlar. Hani bu sizin nasıl gerçekçi mi? Ondan sonrasında 6 aylık bir süre içerisinde Amerika'da yatırımcılarla tanıştırmak fırsatı. Güzel bir fırsat. Eğer öyle bir şey sağlıyorlarsa bence o fırsatı değerlendirin. Aldınız mı? Güzel bence. Dubai iyi bir yer. Evet, ben kesinlikle destekliyorum. Yani bu tarz programlar Türkiye'de 4-5 tane yer var. İstanbul'da da var, yurt dışında da var. Sizin için en uygun olanı neyse bence kesinlikle şey yapın. Bazıları çekirdek fon da verebiliyor. Bizim şu an öyle bir programımız yok. Üstünde çalışıyoruz ama sizin için en iyi programı bence şey yapın. Mesela Atom var, oyun konusunda çalışan ODTÜ'de. Onların bir programı var. Bunlar ne sağlıyor? Şunu sağlıyor aslında. Mesela oyun firmaları Atom'a geldiği zaman oyun startupları bulacağını biliyor. Bir nevi pazar yeri gibi. Yani sizin orada olacağınızı bildiği için bir avantaj sağlıyor aslında. O da nedir? İşte ilk aşamada hani hızlı bir şekilde birileriyle tanışıp genişlemek için önemli. Çok ilginçtir. Uygulama geliştirmek ve onu yaymak aslında sosyal bir iş. Yani pazarlama da diyemiyorum ama sosyal bir iş. Yani sizi bilmeleri, bulmaları, sizin ne yaptığınızı, nasıl bir iş yaptığınızı bilmeleri önemli oluyor. Şey, hak veriyorum. Hem geliştirip hem bunu yapmak çok kolay değil. Yani geliştirmeye mi vakit ayıracaksınız, kendinizi mi tanıtacaksınız? Onun zorlukları var. Bu tür programlar belki biraz yardımcı olabilir. Ya da bittikten sonra bir şekilde çıkıp şey yapabilirsiniz. Kendinize destek arayabilirsiniz. Bence buyurun. Ben ürün geliştirme kısmı. Yani firma olarak benim. Firma şey Viveka'nın. Bizim kendi yazılım ve tasarım ekibimiz normalde hizmet firmasıydı. Yani dışarıya işte e-ticaret konusunda hizmet veriyordu. Bir de tasarım veriyordu. Çünkü tasarım kısmı biraz güçlü. Mobil tasarımda yapmaya başladılar. Şimdi bizim takım da mobil uygulama geliştirme kısmına geçiyor. Ama şöyle bir karar vermek zorunda kaldık hizmetten uygulamaya geçerken. Biz hiçbir hizmet işi almayacağız. Bir tane ürün seçeceğiz ve sadece onunla uğraşacağız. Bu riskli bir şey. Çünkü elinizdeki bütçeyi tamamen bir projeye ayırıyorsunuz. Ama başka türlü o projenin bitme imkanı yok. Yani ben de sizle aynı pozisyondayım şu an. Ama bu kararı verdim. Yani bir tane mobille ilgili bir uygulama geliştireceğiz. Dışarıya herhangi bir hizmet vermeyeceğiz. Bittikten sonra. Ondan sonra o uygulamayı geliştireceğiz. Şu anki durum üstelik, yani ona bir döngü başlatabildiniz mi yoksa yapmayı umuyoruz? İnkübasyon kısmında mı? İnkübasyonda var. Ha, Vivek olarak. Teknik ekipte şu an bir mobil uygulamayı daha bitirmedik. Üstünde çalışıyoruz. İşte bu bahsettiğim size konseptle ilgili, karar vermekle ilgili olan kısımları bitirdik. Şimdi geliştirme sürecine başlıyoruz. Bundan önce inkübasyon takımlarıyla çalıştık mobil uygulama konusunda. Bir tane soru yarışması üstünde çalıştık. Bir tane bu sosyal bir to-do list üstünde çalıştık. Bir tane çocuk kitabı projesi üstünde ortaklaşa çalıştık. İşte hepsinin farklı güçlü yönleri ve şey yönleri vardı, zayıf yönleri vardı. Buyurun. Onları kullanıyorlar. Siz neler yapıyorsunuz? Ne kullanıyorsunuz? Şey, geliştirme süreciyle ilgili mi? Geliştirme sürecinde. Yani sipariş aldıktan beri mesleğe kadar olan bir süreçte neler kullanıyorsunuz? Evet, biz de yalın girişim yöntemini kullanıyoruz. Aslında bu anlattıklarım onun biraz daha serbest hali. Biz de dışarıdan feedback alıyoruz, ihtiyaçları değerlendirip o ihtiyaçlar üstünden geliştirme yapmaya çalışıyoruz. Tabii çok temiz bir süreç değil, onu kabul ediyorum. Yani ihtiyacı söyledi, buna göre de bunu yapalım olmuyor. Arada bir sürü karar verilmesi gerekiyor. Bir de hizmet firmasıysanız biliyorsunuz ki fikirler değişiyor. Yani siz bir şey anlatılıyor, bunu yapıyorsunuz, gösteriyorsunuz. Gördükten sonra diyorlar ki bir dakika ya, aslında buraya bunun yanına bunu da koyabiliriz diyorlar. Ya da bunun üstüne koyalım diyorlar. Bir daha baştan aynı döngüye bir daha giriyorsunuz. Öyle zorluklar da olabiliyor. Ama bizim de bahsettiğim gibi amacımız bu ihtiyaçları hızlı bir şekilde anlayıp en hızlı döngüyle ilk değerli örnek projeyi ve uygulamayı çıkarmak. Bizim de çalışma tarzımız böyle. Buyurun. Deneyimimizden bir yerden istiyorum.
Örneğin bizim 4 aylık bir sürecimiz var prototip çıkarmak için. Şimdi şu an fikir aşamasında geliştirmeye başlamadık. Geliştirme aşamasında önemli olan 4 ayda prototipi çıkarıp bilmezler bir özellik midir? Yani önemli olan hani kod kalitesi ya da belli başlı lean ya da scrum ya da işte bir test driven development, extreme development, yani bu metrikler bulmak mı önemli olan, yoksa bir an önce aralığa göre girip prototipi çıkarmak mıdır? Çünkü zaman az. Yani buradaki karar aslında şeyle ilgili, yani scalability ile prototip arasında bir şey. Yani bazen şey yanlış anlaşılabiliyor. Bizde de aynı şey var, zaaf var. Onu da kabul etmek lazım. Hemen bir prototip çıkartayım da hani bir gözüksün. Ondan sonra şey yaparız, geri alırız, tekrar asıl altyapıyı kurarız, devam ederiz. O çok oluyor ve yanlış. Ben o yanlış. Ben kesinlikle hak veriyorum. Evet. Evet. Şey kesinlikle hak veriyorum. Kod kalitesi bakımından. Yani o yüzden şey çok önemli. Ürün tanımı yapmak çok önemli. Yani nereye kadar gideceğini belirleyip ona göre altyapıyı kurgulamak başlangıçta önemli. Ki ondan sonra tekrar ürünü geri çekip tekrar düzeltmeler yapıp, çünkü o geri çektikten sonra bir daha çıkacak gücünüz de kalmayabiliyor. Yani orada kalıyorsunuz. O konuda kesinlikle hak veriyorum. O doğru. Mesela şöyle bir yöntem benimseyebilirsiniz. Amazon'un kendi içerisinde yeni ürün geliştirmeyle ilgili şöyle bir yöntemi varmış. Kendi elemanları arasında. Bu ürün çıksaydı bunun gazete haberi nasıl olurdu diye bir metin yazdırıyorlarmış. Bir sayfa. Bu metni şirket içerisinde döndürüyorlarmış. Ne kadar çok kişiye mantıklı geliyorsa o ürünün üstünde çalışıyorlarmış. Yani neredeyse hiç teknik jargon yok, sadece şey, fonksiyon, kullanıcı. Bu da aslında çok basit geldi ben, yani güzel bir yöntem gibi geldi. Ama şey hak veriyorum yani, scalability sıkıntısı yaşayabilirsiniz. Ve bence iyi bir yatırımcı da bunu fark eder. Eğer teknik kısma şey varsa, bir bağlantısı varsa bunu fark edecektir. Başka aklınıza takılan ya da başka, hani bu, ben mesela kendi yöntemimi söyledim. Bence böyle olur diyorum. Sizin bir app üzerinden para kazanma ile ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ha, buyurun. Tamam, bunu not alalım. Güzel, güzel bir yöntem bu. Kullanışlılık açısından da bir bebeğe muhakkak denedim. Gerçekten söylemeyi olmaz. Yani bir, mesela tablette geliştirdiniz. Bir şey yapın yani, bir izleyin. Eğer alışmışsak benim oyuncu 2 yaşına beri çok gayet güzel alabilir bunu yani. Ya, biraz alışması varsa uygulama yönüne koyun. Bakalım şey yapabiliyor mu? Yani, gerçekten kullanabiliyor mu? O çok önemli. Yani gerçekten ilk uygulama yaptıysanız, sizin komitiniz karakterinizle yaptıysanız kullanabiliyor gerçekten. Anlıyor çünkü neyin ne yaptığını işitsel olarak. Ama kötü yaptıysanız muhtemelen kullanamayacak. Öyle şeylere de eminim. Evet, şimdi evet, bayan 2 yaşında çocuk. Güzel. Başka? Güzel, ama bunu not alalım. Benim de dedem var. Ha, o, evet, dede de önemli. Dede de önemli. Mesela babaanneniz alışveriş yapabiliyorsa iyi bir ticaret altyapısı olabilir. Buyurun. Hani böyle küçük şirketler işte sosyal ağlarla yayılıyor. Ancak öyle gösterebiliyorsunuz kendiniz demiştiniz ya. Ben de bir şirkete böyle, daha şu anda öğrenciyim. Bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim. Bir yazılım şirketine staj başvurusuna gitmiştim. Evet. Onların da şöyle bir şey vardı. Her çalışan, zaten herkes genç, Android yoluydu. ve her çalışan haftalık bir blog yazısı yazıyorlar. İşte teknolojiyle ya da başka bir şeyle ilgili. O yüzden sürekli blog yazıları da güncellendiği için Google'da ilk arattıklarında onların ismi geliyor. Böylece ek ücret ödemiyorlar ama sürekli yukarıda oluyorlar. Ve şu an o uygulamayı yaptıktan sonra artık tıklanma oranları arttı.
hem de müşteri kapasitesi, çevresi genişledi. Bence bunu da kullanabilirler yani. Bu çok mantıklı bir öneri. Benim duyduğum bir örnekte şeydi, işte çocuk kitapları konusunda uygulama çıkarmak isteyen birileri öyle bir blog açıyorlar, işte çocuklar ve işte masal kitapları, dijital masallar şeklinde. Aslında biraz da içerikle kendi uygulamanıza trafik çekmenizde yardımcı olabiliyor. Yani ben şimdi aslında şey listesine baktığım zaman, en çok indirilen listesine baktığım zaman orada olağanüstü bir reklam bütçesi olması gerekiyor. Yani o rakamlara ulaşması için. Bazıları öyle. Organik büyümede ancak söylediğiniz yöntemlerle oluyor. Yani bu güzel bir yöntem. Siz de tanıdıklarınıza blog yazısı falan yazdırabilirsiniz. Yani o da o da mümkün. Buyurun. Biraz da benzer renkler denildi ama hani ben de kendi tecrübemi aktarıyorum. Hani duymuşsunuzdur. Muhtara anlatır gibi anlat derler. Yani bir muhtar bunu alıp çözebiliyorsa veya işte bir teyze bunu alıp çözebiliyor. Teyze anlatır gibi anlat şeklinde. Eğer onlar bunu alıp çözebiliyorlarsa herkes çözer derler. Yani birçok kişi çözebilir derler. Uygulamada veya işte geliştirilen projede hedef kitlemizi iyi analiz edip o hedef kitledeki minimum öğrenme düzeyi veya işte minimum bilgi seviyesine yönelik bir yönlendirme, işte yardım kılavuzları veya arayüzler nasıl alırsa uygulamanın kullanım oranı daha fazla. O, evet, yani bu şey açısından kesinlikle doğru, kullanılabilirlik açısından. Şey faktörü de önemli tabii. Yani bunu kullanır da sizin istediğiniz gibi bir ödeme yapan mı? Ya da hani bunu kullanıyor ama bunun sonucunda size katkısı ne olabilir? Çünkü ilk uygulama çıkarmak hakikaten çok zevkli. Hani bir tecrübe kazanıyorsunuz ama reklamsa mesela hani nerede o reklam olması lazım ki o kişi oraya tıklayacak ve denk gelecek. O da çok ilginç. Yoksa şey oluyor yani indiriliyor falan bayağı ama bir bakıyorsunuz hiç şey yok. Hani size bir dönüşü yok. Takımı da bir şekilde motive etmeniz lazım. O yüzden muhtar, evet, yani muhtar da kullanabilmeli ama muhtar da şey demeli. Evet, bu çok güzel. Hatta ben bunu kullanmak için para ödeyeyim falan. Yani orada bir sizin kontrol koymanız lazım. Ya geçici trial versiyonu olması lazım ya light versiyonu olması lazım ki size biraz katkısı olsun, bir getirisi olsun. Ama tabii güzel yöntemler. Başka aklınıza takılan bir şey varsa. Tamam, ben o zaman oturumu kapatmadan sadece şunu söyleyeyim. Bir şey geliştirirken fikrinizi çok saklamayın. Eğer geliştirme sürecinde bittikten sonra çevrenize e-mail atın. Hem uygulamayı yayılması hem test edilmesi konusunda. Burada tanıştığınız insanlarla da paylaşın ki daha hızlı bir şekilde yayılsın, daha hızlı bir şekilde kullanılsın. Yani eğer bir uygulama geliştirdiyseniz ve yayılmasını istiyorsanız gerekirse ufak bir etkinlik yapın, Teknopark'la konuşun. Çünkü bu tip şeylere birçok kurum desteklemek istiyor ama kim ne üstünde çalışıyor bilmiyorlar. O yüzden o konuda çok açık davranabilirsiniz, yani gidip destek yardım isteyebilirsiniz. Çok teşekkürler, çok sağ olun.